Merhaba arkadaşlar. Dönemimizin adı bu kez özellikle karşı kuşku utanç evresi. Erikson'un kuramında yer alan bu evre aynı zamanda Freud'un psikoseksüel kuramında ise anal dönemin karşılığıdır. Özellikle anlatmadan önce hemen şunu hatırlatmış olalım. Eğer bize yöneltilen bir soruda anal dönemdeki tuvalet eğitiminden bahsedilirse ve anal dönemdeki tuvalet eğitiminden ötürü meydana gelen saplantılardan bahsederse ancak soruyu psikoseksüel kurama göre değil psikososyal kurama göre yani Erikson'a göre diye sorarsa doğru cevabımız seçeneklerde yer alsa bile anal dönem değil Erikson'a göre sorduğu için özellikliğe karşı kuşku utanç çevresi olmak zorundadır. Peki özellikliğe karşı kuşku ve utanç çevresinin özelliği nedir? Eğer bizler ilerleyen dönemlerde çocuklarımızın özerk, ve bağımsız çocuklar olmasını istiyorsak bu dönem oldukça kritik bir dönem ki dönemin de zaten adından anlaşılmakta arkadaşlar. Dikkat ederseniz özellikle karşı kuşkutanç diyor. O halde ne demek hocam bir insanın özerk ve bağımsız olması? Arkadaşlar özerk ve bağımsız bir insan demek tüm sorumluluklarını üstlenen, sorumluluk bilinci gelişmiş yani kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi işini kendisi halledebilen, kimseye bağımlı olmayan birey demektir. Peki eğer bizler çocuklarımızın ilerleyen dönemlerde kimseye bağımlı olmayan, başkalarının yönetip yönlendirdiği bağımlı yani ipotekli karakterler değil de özerk ve bağımsız birer insan olmasını istiyorsak ki özerk ve bağımsız bireyden kastettiği şey kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarını kendisi alan, problemini kendisi çözen yani kendi kendine yetebilen, sorumluluk sahibi olmuş bireylere özerk ve bağımsız bireylerdiriz. O halde bu dönemin en kilit noktası sorumluluk bilincinin kazanılması ve bireyin kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olması dikkat edeceğimiz en önemli husustur arkadaşlar. Peki eğer bizler gerçekten bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması ve bu çocukların sorumluluk bilincini kazanmış, özerk ve bağımsızlığını ilan etmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar bu dönemde öncelikle şunu bilmeliyiz. Bu çocuk ne oldu da anne ve, ve babaya karşı ...özerkliğini ilan etmeye başladı. Acaba bir çocukta bu özellik çabalarını veya bağımsızlık çabalarını tetikleyen gelişme nedir diye soracak bize. Çocukların özerkliğini tetikleyen olay onların yürümeye başlamasıdır. Çocuk yürümeye başladığı an artık bir yerden dikkatini çeken bir nesneye doğru tek başına ve ebeveynlerden yardım almadan gidebildiğini gördüğü an artık her şeyi kendisi yapmak isteyecek ve anneyle babanın desteğini, yardımını geri çevirecek ve bunu kabul etmeyecektir. O halde eğer bize yöneltilen soru şu şekilde olursa bu dönemde bir çocuğun özellik çabalarını tetikleyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir diye sorarsa doğru cevabınız çocuğun yürümeye başlaması olmalıdır. O halde demek ki bir çocuğun artık yürümeye başlıyor olması özellik çabalarının da tetikleyicisidir. Peki özellik çabasına giren çocukta ne tür bir davranışlar görebileceğiz? Arkadaşlar çocuk özellik çabasını sergilemeye başladığında o güne kadar suyunu içiren, yemeğini yediren, kıyafetini değiştiren, uyutan, tuvalete götüren, ayakkabısını giydiren anne ve babanın bu davranışları sürdürmesini artık Kesin bir dille reddedecek ve diyecek ki anneye babaya ben artık bunları yardımınızı almadan tek başıma yapmak istiyorum. Yani resmen anne ve babaya özelliğini ilan edecekler. Peki bize düşen görev nedir bu dönemde anne ve baba olarak? Asla o çocuklara kıyamadığımız veya bir zarar gelir diye korumacı bir tutumla yaklaşıp biz yapmamalıyız güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çocuğa zarar gelmeyeceğini garantiledikten sonra bırakmalıyız ki çocuk artık temel ihtiyaçlarının sorumluluğunu alsın ve yemeğini dökse de suyunu dökse de kendisi yemeye ve içmeye çalışsın. Saatlerce sürse de bırakalım o çocuk kıyafetini kendi giymeye çalışsın. Ama bunu beklerken yapabileceği beceriler üzerinde odaklanmalıyız. Eğer tutar da 3 yaşındaki bir çocuğun, 2,5 yaşındaki bir çocuğun küçücük düğmeleri kendinin iliklemesini beklersek, saatlerce beklesek de çocuk bunu yapamaz. Çünkü hala parmak kasları yeterli olguna erişmemiştir. O halde özellik çabasını destekleyeceksek eğer, yapabileceği beceriler noktasında düzeye uygun ve önlemini aldığımız ortamlarda bırakacağız çocuk kendisi ihtiyaçlarını tek başına yapabilmeyi öğrenecek ve sorumluluk almayı öğrenecek. O halde anne ve baba tutumu bu dönemde asla aşırı koruyucu bir tutum olmamalı. Demek ki eğer bir anne baba yürümeye başladığı andan itibaren o güne kadar bizim yaptığımız her şeyde artık desteğimizi istemeyen, elinden tutmamızı istemeyen ve bizim yardımlarımızı reddeden bağımsızlığını ilan etmeye çalışan bir çocuk görüyorsak yani ben artık tek başıma yapmak istiyorum diyen ve yardımımızı istemeyen bir çocuk görüyorsak özellikle karşı kuşku utanç evresinin özelliklerini sergiliyor demektir. Peki bu dönemde bu çocuk aynı zamanda temel ihtiyaçlarını kendi karşılamasından hariç Anne ve babası evde yemek hazırlarken, bulaşık yıkarken, temizlik yaparken veya dışarıda bahçede bir işle meşgulken bu çocuklar yine sorumluluk alma bilinciyle ve isteğiyle gelir der ki anne babaya anneciğim babacığım ben de yapmak istiyorum der. Peki anne ve babanın yanına gelip bana da bir görev verin. Ben de sorumluluk almak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum diyen ve resmen sorumluluk bilinciyle yanınıza gelen bu çocuğun davranışı da yine özellikle karşı kuşku ve utanç evresine özgüdür. Dikkat ederseniz bizler çoğu zaman özellik dendiğinde aklımıza sadece şunu getiriyoruz. Temel ihtiyaçlarını kendisi karşılamak istiyor ve yardımları reddediyorsa özellik. Bu doğru, yanlış değil ama sadece bununla kodlarsak özellik evresini bazı soruların doğru cevabının da özellik olduğunu bulamayız. O halde dikkat edeceğimiz bir diğer husus da şu arkadaşlar. Annesi veya babası evde herhangi bir işle meşgulken yanına gelen ve ben de yapmak istiyorum. Bana da bir görev verin. Ben de bu işin ucundan tutayım. Yani bana da bir sorumluluk verin diye sorumluluk bilinciyle geldiğini görüyorsak bu da yine özelliğe karşı kuşku utanç evresinin özelliklerinden biridir. Anne ve babaya düşen bir görev ise şudur. Çocuğun zarar görmeyeceği şekilde önlemini alacak ve o çocuğun gerçekten artık her türlü temel ihtiyacının sorumluluğunu üstlenmesini sağlayacaktır. Ve örneğin siz sofrayı kurarken, yemek masasını hazırlarken "Onu ben götürmek istiyorum." diye gelen bir çocuğa düşürmeyeceği ve taşıyabileceği kadar hafif ya da düşse de kırıldığında ona bir zarar vermeyecek kadar güvenli bir nesneyi. Bu ne olabilir? Plastik bir bardak olabilir, ekmek olabilir. Hadi tamam bunu da sen götür öyleyse deyip o çocuğun eline tutuşturup götürüp masaya koymasını sağlamak o çocuğun sorumluluk bilincini kazanmasına yardımcı olacak bir eylemdir. Veya annesinin temizlik yaptığını gören ve ben de yapmak istiyorum diye gelen bir çocuğa eğer annesi bezden küçük bir parçayı yırtıp veriyorsa altına sehpayı koyup o çocuğun tezgaha kendince yapabildiği kadar silmesini sağlıyorsa bu da yine o çocuğun sorumluluk bilinci kazanmasını ve sorumluluk almasını sağlayan bir eylemdir. O halde şuraya kadar olan kısmı bir özetleyelim. Biz ilerleyen dönemlerde özerk, ve bağımsız birer çocuk istiyorsak yani sorumluluk bilincini kazanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kendine yetebilen bağımsız bir çocuk istiyorsak ya da tersten bakalım başkalarını yönetip yönlendirdiği, kararlarını kendisi alamayan, problemlerini kendisi çözemeyen, hep başkalarının yönetip yönlendirdiği ipotekli yani bağımlı karakterler istemiyorsak bu dönem kritik ve bu dönemin çocukları artık her türlü temel ihtiyacını kendisi karşılamak isteyen tüm sorumluluğu üstlenmek isteyen hatta biz bir şeyler yaparken bile temel ihtiyacı olmasa da gelip ben de yapmak istiyorum bana da bir görev verin diye yanımızda yer alan bir çocuğun çabaları bu evri özgüdür ve bize düşen görev önlemlerini aldıktan sonra temel ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasına izin vermek ve bizim yaptığımız işlerde de onun yapabileceği küçük sorumluluklar vermek bize düşen görevdir. Ancak eğer bu evrede bunları yapmak gerekiyorken ona kıyamadığımız için ya da ona bir zarar gelir endişesiyle aşırı koruyucu bir tavırla yaklaşırsak maalesef aşırı koruyucu anne baba tutumu bu evrenin krizle sonuçlanmasının da en büyük sebebi olur. Ve maalesef anne babanın tutumu aşırı koruyucu olur da özellikle karşı kuşku ve utan çevresi krizle sonuçlanırsa ergenlik dönemine gelindiğinde ise bu çocuklarda maalesef ipotekli yani diğer adıyla bağımlı kimlik görülür. Anne ve baba tutumlarında bir üçgen çizmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Aynı üçgeni hemen burada da hatırlayalım. Bakın demiştik ki eğer bir anne baba aşırı koruyucu olursa o çocuğun krizle atlatma ihtimali en yüksek olan evre öncelikle özellikleye karşı kuşku ve utanç çevresidir. Ve eğer bu tutum yüzünden özellikleye karşı kuşku utanç çevresi krizle atlatılırsa ergenliğe gelindiğinde ise oluşacak kimliğin adı ipotekli. Yani bağımlı kimliktir. KPSS'de 2014 ve 2016 sorularında bu ifadeler vurgulandı arkadaşlar. Dedi ki soruda hanımefendi yani annesi kızına kıyamadığı için ya da ona bir zarar gelir endişesiyle kızının yapması gereken birçok şeyi dahi hep kendisi yapmaya devam etmiştir. Bu yüzden Betül diyor hangi evrede hangi evreyi krizle atlatmıştır diye sormuş. O halde annenin bu aşırı koruyucu tutumunun kızın da öncelikle hangi evreyi krizle atlatmasına yol açacağını sorarsa tutumun aşırı koruyucu olduğu yerde krizle atlatım olasılığı en yüksek olan evrenin adı özellikle karşı kuşkutan çevresidir. 2016 yılında ise aşırı koruyucu bir tavırla çocuğunu yetiştiren bir babanın o evladının ergenliğe geldiğinde hangi kimliğe bağlanacağını sormuş ve doğru cevabı ipotekli kimlik olarak vermiş. Peki arkadaşlar sizce yine aynı soruyu tekrarlayalım. Eğer özelliğe karşı kuşku utan çevresinde yaşanan bu sıkıntı ve sorumluluk bilincini kazanamamış olmanın ilerleyen dönemlerde kimlik kazanma evresine gelindiğinde ipotekli kimliğe yol açması hangi ilkeyle açıklanır derse doğru cevabınız gelişim süreklidir ilkesi olur. Ve bu ilkeyi de göremezseniz şıklarda eğer doğru cevap bu kez gelişim yordanabilir bir sıra izler olur. Neden? Çünkü özellik evresindeki bir sıkıntı başka bir evre etkiliyorsa dönemler birbirini etkilediği için süreklidir almıştık. Ancak şıklara süreklidir ilkesini koymamışlarsa bu dönemde olan bir sıkıntının ergenlikte de ipotekli kimliğe yol açacağını şimdiden öngörebiliyor ve söyleyebiliyor olmak aynı zamanda gelişimin önceden yordana bilen bir süreç olması ile ilgilidir. Biz bu örneği hatırlarsanız ilkelerde de zaten vurgulamıştık. Hatırlatma amacıyla bir kez daha değinmiş olduk. Peki son olarak şunu söyleyelim. Özellik ve girişimcilik evresi birbiriyle sık sık karıştırdığımız iki dönemdir. Ve asıl ayrımı tabii ki girişimcilik evresini bitirdikten sonra o dersimizin sonunda vereceğiz. Ancak şu an için unutmamak lazım ki bir soruda anahtar kelimelerimiz sorumluluk bilinci yani bağımsızlık ve kendi ayakları üzerinde durabilmekse evremizin adı özellikle karşı kuşku utan çevresidir. Örneğin eğer bize yöneltilen bir soruda ilerleyen dönemlerde sorumluluk bilinci gelişmemiş kendi işini kendi halledemeyen üzerine düşen sorumlulukları yapamayan, hala çevresinden destek ve yardım bekleyen, kararlarını başka salan, problemini onun adına başkası çözen, ipotekli bir karakterse, sıkıntının kaynağı hangi dönemin krizle atlatılmasındandır diye sorar, özellikle alırsınız veyahut ilerleyen dönemlerde gayet her işini kendisi halleden, sorumluluk bilinci gelişmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluk sahibi bir bireyi örnek verip hangi dönemi sağlıklı atlatmıştır diye sorarsa da cevabınız yine özelliktir. Unutmayalım aynı zamanda şunu bileceğiz. Demek ki sorumluluk bilinci ve kendi ayaklarım üzerinde durabilmem, bağımsız bir birey olmam adı da üstünde. özerkliğe karşı yani bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç evresine aittir. Ancak Erikson haricinde Freud'un anal dönemine özgü tuvalet eğitiminden bahsederek Erikson dönemi sorulacak olursa da yine cevabımızın özellikle karşı kuşku utan çevresi olduğunu söylemiştik. Peki bir örnekle arkadaşlar burayı sonlandıralım. Örneğin Hasan ve Selma evlenmişler. Ancak evlendiklerinden bir müte sonra Hasan eve hep geç gelmeye, dışarıda arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlamış. Selma ise evlendikleri günden beri bir kez olsun kahvaltı hazırlamamış. Akşam yemeğini hep eşi Hasan'la dışarıda yemişler. Evin temizliğinde ise hep annesi gelip ona yardım etmiş diyor. Peki Selma'nın bu durumu hakkında neler söylenebilir diye bir soru. Arkadaşlar evlilikte üzerine düşen sorumlulukları yerine getiremediği için kendi işini kendisi halledemediği için hangi dönemde kriz yaşamıştır? Özerkliğe karşı kuşkutanç. Bunun da sebebi hangi anne babadır diye sorarsa eğer cevabınız aşırı koruyucu anne baba olmalıdır. O halde üçgeni unutmayalım. Eğer anne baba aşırı koruyucuysa krizle atlatılan ilk evre özerkliğe karşı kuşku ve utanç evresi olur. Ve sorumluluk bilinci aşılanmadığı için de kimlik kazanma evresine gelindiğinde ipotekli kimliğe sebep olur. O halde kimlik ipotekli ise hangi dönem krizde atlatıldığı için buna sebep olmuştur diye sorar. Özellik hangi anne baba tutumu buna sebep olmuştur diye sorarsa eğer aşırı koruyucuyu almak zorundayız arkadaşlar. Peki bir diğer dersimizde girişimciliğe karşı suçluluk evresiyle birlikte olacağız arkadaşlar.